Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte aşırı sıcaklarda nasıl hayatta kalacağınızla ilgili bir simülasyon yapacağız ve ne gibi evrelerden geçtiğinizi birlikte gözlemleyeceğiz. Eğer ilginizi çektiyse izlemeye devam edebilirsiniz. Yaşadığın şehri düşün. Hissettiğin en yüksek sıcaklık kaç dereceydi? Şimdi bunun üstüne en az 20-30 derece kadar daha ekle. Yeterli kadar sıcaklığa ulaştığını düşünüyorsan, şimdi o sıcaklığı hissetmek için evinden dışarı çıkmaya hazırlan. Ama yanına güneşten korunmak için şemsiyeni almayı unutma. Şimdi dışarıdasın. Şemsiye almayan insanlara nazaran daha şanslısın. Ama yine de onlar gibi gölge yerlerden gitmeyi tercih ediyorsun. Güneş sana saldırmaya çalışıyor ve uzun süre altında kaldığında ölümcül bir güç haline geliyor. Ayakkabılarını giydiğin halde sıcak asfalt ve kaldırımların ısısını hissedebiliyorsun. Caddeden karşıya geçeceğin sırada kolun yanlışlıkla bir trafik levhasına değiyor ve inanılmaz bir acı hissediyorsun. Kolun yanıyor ve avazın çıktığı kadar bağırmak istiyorsun. Yolun karşı tarafına geçtiğinde olabildiğince elektrik tellerinden uzak durmaya çalışıyorsun. Çünkü aşırı elektron yüklü elektrik telleri ısının da etkisiyle sarkmış ve vızıldamaya başlamış. Bu biraz ürkütüyor seni ve yoluna devam ediyorsun. Şimdi her gün geçtiğin sefalet kokan sokaklardan birinden geçiyorsun. Evsiz insanların kaldırımlarda ve asfaltlarda yemek pişirdiğini görünce bir süre onları izliyorsun. Ve tam o sırada yakındaki bir evden yaşlı bir hasta ambulans görevlileri eşliğinde çıkarılıyor. Yüksek ısıya karşı savunmasız olan bünyeler ya kalp krizi geçiriyor ya felç geçiriyor ya da çeşitli hastalıklara maruz kalıyorlar. Civa yükseldikçe insanlar ölüyor. İklim ısındıkça ısı dalgaları daha uzun, daha sıcak ve daha sık büyüyor. 2018 yılında Arizona'nın Maricopa ilçesinde 4 yıl öncesine göre 3 kat daha fazla ısı ile ilgili 181 ölüm meydana geldi. Yeniden sendeyiz. İşler iyice ilerlemiş. Sıcaklar azalmaksızın devam ediyor. Dışarı çıkamıyorsun. Çünkü artık evde kalmak daha güvenli. Ve radyodan haberleri dinlemeye çalışıyorsun. Orman yangınları çeşitli faktörlerin de etkisiyle inanılmaz derecede artmış. Artık elektrik hatları kopuk olduğundan ve trafo merkezleri çöktüğünden elektrik yok denecek kadar az. Yiyecek bir şey bulma sıkıntısı her geçen gün artıyor. Ve stoklarını yavaş yavaş tüketiyorsun. Artık üretim de yapılamıyor. Ve her yer kuraklığın etkisi altına girmiş durumda. Hiçbir sektör doğru düzgün işlemiyor. Ve insanlar arasında yiyecek, su sıkıntısından kaynaklanan savaşlar başlıyor. Sulak araziler kurumaya yüz tutmuş. Ve günlerdir yağmur da yağmıyor. Bu sebeple temiz su dahi bulmak çok zor. Hava karardı. Klimalar çalışmıyor. Ama yine de evde kalmak en güvenilir olanı. Isı yalıtımı olan en gözde evler olurken sen evinde ısı yalıtımı olmadığı için şükrediyorsun. Radyodan belli belirsiz yakarışlar işitiyorsun. Şehirde kaçışan insanlar arabalarında yakıt olmadığından gidecek yer bulamıyorlar. Hava puslu bir hale geldi ve nefes almakta zorlaşmaya başladı. Bu duruma nasıl gelindiğini hatırlamaya çalışıyorsun. Aşırı ısı fosil yakıt tüketiminin en etkili bir sonucudur. Hatta en ölümcül olanı. Atmosferdeki yükselen karbondioksit seviyeleri iklim sistemimizi temelden değiştiren ısıyı hapseder. Sıcaklık arttıkça buz tabakaları eriyor. Denizler artıyor, kasırgalar daha yoğunlaşıyor ve yağış düzenleri değişiyor. Dünya Sağlık Örgütü iklim krizine bağlı ısı artışının 2030-2050 yılları arasında dünya çapında 38 bin ekstra ölüme neden olacağını öngörüyor. Artık son evredesin. Şanslısın ki hayattasın. Tabii buna şans denirse. Ormanlar ve bitkisel ortam yok oldu. Hayvanların nesli tükendi. Ve insan nüfusu bir ülke bile etmiyor. Ölüme doğru geçen her saat seni zorluyor. Vücut ısısı ile dış dünya arasındaki denge çok fazla bozulursa, vücut hızlı bir şekilde tek acil ısı tahliye sistemini, yani terlemeyi devreye sokar. Ancak terlemenin etkili olabilmesi için suyun buharlaşması gerekir.
Sıcak bir günde vücut aşırı ısınmadan korunmak için mücadele ettiğinde bir kişi saatte 1 litre teri kolayca kaybedebilir. Bu 1 litrede temel işlevler bozulur. 5 litre terde yorgunluk ve baş dönmesi oluşur. Ve 10 litrede ise işitme, görme duyuları kaybolur. Vücudun sıcaklığı arttıkça cildin altındaki kılcal damarlara giderek daha fazla kan pompalayarak kendini soğutmaya çalışır. Vücut ısısı 40 dereceyi aştığında ise en hayati organlar ayak uyduramaz ve vücudun nörolojik sistemi çökmeye başlar. Bu artık ölüme doğru giden çaresiz bir çırpınış halidir. Yukarıda sizin de bir karakteriymişsiniz gibi kurguladığım olay aslında bir bilim kurgu yazısı değildi. Eğer insanlık fosil yakıtları kullanmaya devam eder ve gerekli önlemleri almazsa uzmanlara göre 2100'lü seneler bu şekilde geçecek. Çoğumuz belki o yılları göremeyebiliriz. Ama gelecek nesile neden böyle bir dünya bırakalım ki? Sorun küresel bir boyutta ve yıllardır önemsenmeyen bir tavır takınılıyor. Yeni yeni önemseyen ülkeler de tedbirli davranma yoluna gidiyorlar. Ama yeterli değil. Bu durumun tıpkı bir pandemi gibi tartışılması ve gereğinin yapılması gereklidir. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.